Burası Aydın ili Çin'e ilçesi Madran Yaylası. Madran olarak geçiyor. Şu anda denize 1750 metre yükseklikteyiz. Burası, burada doğal bir hayat var. Hava çok serin. Sularımız çok soğuk. Burada yetişen her şey doğal. Karşımızdaki görünen arkadaşın isminiz ne? Halil İbrahim Emez, İbrahim Kava köyünde. Madran'da 35 seneden ben Madran'da oturmakta olduğum için. Ben de bu internette bir görüntü vermek daha iyi olduğu için, iyi olmasını diliyorum. Fakat bizim burada herkesi gelip oturup yaşamasını, görmesini daha ister. Fakat buranın ceyran, hava, rüzgar enerjisi, her şey burada tek. Yani burada hayat var. Stresten uzak duracağım diyorsan Madran Yaylası'na gel. Yaşa burada değil mi? İsminiz neydi? Halil İbrahim Emeksiz. Halil İbrahim? Emeksiz. Emeksiz. Evet. Ama emekle iş yapıyorsun burada. Bak burada doğal evler var. Evet. Taştan. O, taş evleri. Hani böyle herkes geliyor, göçüyor buralara. Evet. Burası ben İbrahim Aleksandr... Kava Köyü'ne ait olan bir yer. Burası Çin'e İbrahim Kava Köyü'ne. Evet. Bağlı bir yer. Biraz yayla. Yazın köylüler göçüyorlar. Orada hayvanlarını otlatıyorlar. Hayvan otlatan, yayla. Ama yayla olduğu için. Kışın da burada kar çok oluyor tabii ki. Kışla buzla olan bir yer. Evet. Ben Aleksandr Turan. Bu görüntüleri sizin için aldım. Sağ ol, teşekkürler. Taştan yapılmış evler. Evet, taştan yapılmış. Suyu çok soğuk. İnsanlar çok misafirperver. Evet. Allah'ın peygamberini bilen insanlar yaşıyor burada. Ondan dolayı çok mutluyum. Gördüm, geldim, gördüm. Kendilerini tanıştığım için çok mutluyum. Artık böyle yerler pek bulunmuyor. Herkes şehirde yaşadığı için doğal hayata özlem var. Gelip görmeler lazım. Taştan yapılmış yazlık çoban evi. Halil İbrahim Bey, efendim? İlginiz için çok teşekkür ederim. Ben de teşekkür ederim. Tanıştığımız için çok mutlu oldum. Sağ ol, ben de mutlu. Allah size uzun ömürler sağ versin. Ol, sizler de Allah ömür versin. İnşallah tekrar geldiğiniz geldim. İçin teşekkür ederim. Geldiğim zaman inşallah tekrar geleceğim. Evet, inşallah. Senin çayını içeceğim, İçeceğiz. Ayranını içeceğim, hayranın olacağım. Tamam mı? Doğal ayranı. Anladın doğal mı? Ayranı. Ayranını içeceğim, hayranın olacağım. Evet. Bir söz var. Müsaade eder misiniz? Eskiden diyorlardı ki bir kahvenin 40 yıl hatırı var. Evet. Şimdi ben buna inanmıyorum. Şimdi para konuşuyor. Bir de başka bir söz vardı. Çay kıyından tarla alma, sel alır. Güzel kız alırsan el alır diyorlar. Ben bunda katılmıyorum. Hadi güzel kız aldık, sahip çıkamadık, aldılar. Şimdi çay kıyından tarla alanların kum oluyor, kumdan zengin oluyor insanlar. İşte bunu söylemek isterim. Doğru mu? Doğrudur. Çünkü kum tarlaları oluyor. İnşaat çok olduğu için herkes çok para kazanıyor, doğru mu? O da doğru. Ama güzel kız sahip çıkamazsa elinde alırlar. O ayrı olay. Aldırmasaydın kardeşim değil mi? Sahip çıkacaksın. Ama tarlayı alacaksın. Tarlayı almak zorundayız. Tarlayı almak zorundayız değil mi? Ha. Çünkü para getiriyor. Para getiriyor. Evet.